Birebir programından hepinize merhabalar. Bugün teknik direktörümüz Taner Taşkın ile birlikteyiz. Antalya kampındayız. Hocam Antalya'da takımın havası iyi ama evet. Antalya'nın havası çok iyi değil. İlk geldiğimizde iyiydi ama bugün biraz böyle bozdu. Evet, evet, geldiğimiz günden beri sürekli yağış. Evet. Nasıl geçti Antalya kampı? Biraz kampı değerlendirebilir misiniz? Bir 13 günlük Samsun'da yapmış olduğumuz bir kamp vardı. Tamamen yüklemeye dayalı bir kamptı. Oyuncularımız orada iyi bir yük aldılar. Burada da daha çok taktik, teknik ve çabukluk üzerine bir antrenman programı uyguladık. Oyuncuların öncelikle iştahı çok iyiydi. Oynadığımız 2 tane hazırlık maçı vardı. Bir tanesi iptal oldu, 3. hazırlık maçımız. 2 tane hazırlık maçında Ümraniye ve Gençler Birliği'ne karşı oynadık. Bunlar bizler için, bizim takım için çok fazla ölçü maçı diye düşünmüyorduk. Ama gerçekten de belki galip geldik ama en önemlisi oyun olarak sahada ağırlığını hissettiren, doğru oynayan, doğru mücadele yapan, kompakt bir oyun kuran Samsunspor vardı sahada. Bu bizi çok umutlandırdı. İkinci devreye çok iyi bir şekilde, daha güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. Yeni transferler geldi biliyorsunuz. Evet. Aslında ilk devreki takımımızda eksik mi vardı? Hayır, eksik yoktu. Ama bence baktığımız zaman kulübe zenginimiz çok fazla yoktu. Artı bench'ten gelen oyunculardan çok fazla son 2-3 maç kalasıya kadar katkı alamamıştık. Fakat bu yeni gelen oyuncularla beraber çok daha güçlü bir Samsunspor olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle hem kişilikleri hem de oyun karakterleri olarak bize çok katkı sağlayacaklarını belli ettiler. Bu arada da kulübemiz de çok zenginleşti. Tabii benim işim de daha çok da zorlaşmaya başladı. Evet. Çünkü bu kadar elit oyuncuyu bir 11'ini hazırlamak artı elinde 25 kişilik bir kadro var. Bir 18 yapmak, dışarıda 6-7 tane oyuncu kalacak. Gerçekten benim için tatlı bir heyecan, bir sıkıntı bastı. Ama her oyuncum da şu anda çok iyi seviyede. Bu yeni oyuncuların sadece kendileriyle ilgili bir katkıları olmayacak gördüğüm kadarıyla. Öyle bir rekabet ortamı yaptılar ki şu andaki elimizdeki mevcut oyuncuların bile performansının arttığını söyleyebilirim. Bu bizi daha çok heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Biz rekabeti üst seviyeye çıkarttık. İnşallah hak eden, o formayı giymeye layık olan formasını kendisi alacak. Formayı biz vermiyoruz. Onlar kendileri alıyorlar. İnşallah bizler de doğru bir adalet dağıtacağız diye düşünüyorum. Hocam ilk yarıdaki kadroya göre ikinci yarı yapılan transferlerde biraz daha tecrübeli oyuncular. Yılmaz, evet. Özeren, Abdülkadir Özgen, işte Aytaç geldi Dajmart takımından, Almanya'dan. Daha tecrübeli bir, evet, takım oldu Samsunspor. Bu biraz da sizin tercihiniz zannedersem. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Şöyle, benim tercihim olarak değerlendirmeyelim. Bu tamamen ekibin, işte başkanın, yönetimin, squad ekibinin beraber ortak çalışmasıyla olan bir şey. Sezon başından beri olan bir şey zaten. Dediğiniz gibi çok olgun oyuncular geldi. Daha tecrübeli oyuncular geldi. Sezon başları bir takım kurursunuz, bakarsınız. Doğru iskelet varsa o doğru iskeletin üzerine ufak tefek makyaj yaparsanız mutlaka devre arasında yaptığınız oyunculardan katkı görürsünüz. Evet. Devre arası transferleri her zaman çok naziktir. Her zaman da böyle katkı sağlayacak gibi de gözükmez. Fakat biz yeni bir takım olduğumuz için yeni takıma böyle doğru oyuncuları transfer etmek burada da biraz da kulübün maddi gücünün olmasından dolayı kaynaklandı. Çünkü kimse elindeki elit oyuncuyu devre arasında vermiyor. Ama biz şükürler olsun böyle bir takıma sahibiz, böyle bir başkana, bir kulübe sahibiz. Evet, istediğimiz oyuncular maliyetli oyunculardı. Bunu da ligin sonunda şampiyonluğu yaşayabilmemiz için bu transferlerin yapılması gerekiyordu. Çünkü hiç hata payı vermek istemiyorduk. Allah'ın izniyle doğru transferler yaptığımızı düşünüyorum. Doğru karakterler aldığımızı düşünüyorum. Ve antrenmanlarda da takımın seviyesinin en az bir tık, 2 tık daha yukarıda olduğunu ben görebiliyorum yani. Evet, Erkam'ın bir sakatlığı vardı. Stoperdeki sayı zaten diğer bölgelere, evet, göre biraz daha azdı. Ercan sezon başında bir sakatlık geçirmişti, kaptan Ercan. Evet. O neredeyse sezonu kapattı. Erkam'ın sakatlığı hazırlık maçında talihsiz bir sakatlık aldı. Yani bunlar her oyuncunun başına gelebiliyor. Yeni transferlerden de olan oyuncuların da başına gelebilir bunlar. Elimizdeki mevcut oyunculardan Erkan'ın başına geldi. Biz onu ne yaptık? Aytaç'ı aldık buraya. Şu anda 3 tane stoperimiz var. Erkan'la beraber 4 tane stoper olacak. O gelesiye kadar biz o açığı fazlasıyla kapatırız. Bizim mevcut olan acil olması gereken transferlerimiz oldu. Nereye oldu? Gol atamama sıkıntımız vardı biraz. Orada biraz sıkıntı çekiyorduk. Abdülkadir'i aldık. O da çabuk uyum sağladı. Onur Eriş'i aldık sol kanata. Orada Samet çok fazla rekabet içinde değildi. Sürekli çok fazla oynuyordu. Zaman zaman yorgun bile oynatıyorduk o kanatta. Şimdi onunla o rekabet sağlayacak ama Onur'un sadece sol kanat gibi mevkisi yok. Ters tarafta da oynayabiliyor. Gol yapma ve asist yapma özelliği var. Evet. Yılmaz Özeren gibi usta bir orta saha aldık. Zaten elimize o mevkilerde iyi oyuncular vardı ama Yılmaz'la beraber daha olgun, daha da güçlü olduğumuza inanıyorum. Orada da güzel bir rekabet oldu. Son dakikalar Bünyamin diye bir kardeşimiz katıldı. O da rekabetin içine girdi. İki tane kalecimiz vardı. Biri kart görür, biri sakatlanırsa eyvah ne yaparız diye bir telaşlanıyorduk. Nurullah aldık Erbaa'dan. O da gelecek vadeden çok önemli kalecilerden, Türk futboluna damgasını vuracak kalecilerden olacağına inanıyorum. Orada da 3 tane oyuncumuz oldu. Şimdi tamamen her mevkide asli görevini yapan ikişer tane o pozisyonda oyuncumuz var. Yola da inşallah emin adımlarla çıkacağız. Dediğim gibi ilk yarı çocuklarımızın hakkını yemeyelim. Gerçekten iyi oyunu oynayan, iyi mücadele eden çok karakterli bir takımımız vardı. Güçlü bir takımımız vardı. Bu gelen arkadaşlarla beraber gücümüze güç kattığımızı düşünüyorum. Evet. Hocam artık kamp dönemi yavaş yavaş bitiyor. Maç haftasına girdik. Bu hafta Amedspor deplasmanı. Hem Amedspor maçını hem de önümüzdeki ikinci yarı ile ilgili hedefler, beklentiler nasıl bizi bekliyor? Bununla ilgili neler söylersiniz? Hedefimiz belli. Allah'ın izniyle şampiyon olmak. Bunun için de var gücümüzle mücadele edeceğiz sonuna kadar. Biz çok iyi çalışan bir ekibiz. Doğru çalışan bir ekibiz. İnşallah sahaya da oyuncu kardeşlerim futbolun bütün doğrularını sahaya sürecekler. Sahada yapacaklar. Gerisini Allah'a bırakacağız. Amedspor maçı bizim için iyi başlamak için önemli bir maç. Çok önem veriyoruz Amedspor maçına. Ciddi bir şekilde hazırlandık. Ligin iyi takımlarından, zor takımlardan bir tanesi. Diyarbakır herkes için zor deplasmandır. İnşallah bu zor deplasmandan biz istediğimizi alıp dönmek istiyoruz. Bunun için de sahada oyuncu kardeşlerim ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır. Ben inanıyorum ki oradan etkili bir skorla döneceğiz. İnşallah taraftarımızı orada da görmek istiyoruz. Eğer bir yasak gelmezse, seyirci yasağı gelmezse zaman zaman Amedspor maçlarında bunlar oluyor. Hem Amedspor oluyor hem de onların evindekileri oluyor. Ama ben iyi bir maç, kaliteli bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü onlar da futbol oynamayı seven, futbol oynayan iyi oyunculardan kurulu bir takım. Zor maç olacak. İnşallah zor oyunu biz bozmak istiyoruz. Kendi lehimize çevirmek istiyoruz. Evet, ligin ikinci yarısı için her zaman zordur ligin ikinci yarısı. Evet. Hedefe oynayan takımların, işte ligde kalmak için mücadele veren takımların aynen son kozlarını oynadığı ikinci yarı oluyor. Hem kış şartları. İkinci yarı için neler söylersiniz? Ben şunu söylemek istiyorum. Biz geçen ilk bölümde deplasmanda hiç mağlubiyet almadık. Deplasmanda gayet iyi işler yaptık. Şükürler olsun. İnşallah gene öyle deplasman galibiyetleri almayı arzu ediyoruz. Ama bizim inşallah bize şampiyonluğu getirecek maçlar büyük olasılıkla iç saha maçları olacak. İç saha maçlarında zaten rakiplerimizin birçoğuyla, birinci derecedeki rakiplerimizin birçoğuyla içeride oynayacağız. Seyircimizle tamamen bütünleşip orayı, Samsun'u çok iyi bir deplasman haline getirip onlarla beraber zaferlerden zafere koşmak istiyoruz. Bunun için de bizim olmazsa olmazımız, seyircimiz, 12. adımız. Bize inansınlar, bize güvensinler. Bizler 7-24 bu takımın iyi olması için mücadele ediyoruz. Samsun önemli bir futbol şehri. Biz bu markayı en yukarılara taşımak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Bize destek olsunlar. Bizler de onları oyuncu grubumla beraber mahcup etmeyeceğiz. Çünkü çok iyi bir Samsunspor Allah'ın izniyle geliyor yani. Evet. Transferler devam edecek mi hocam? Sizin vermiş olduğunuz rapor doğrultusunda yeni katılan arkadaşlarımız olacak mı? Valla son dakikaya kadar çok bizi böyle heyecanlandıracak bir oyuncu olabilirse, çok heyecanlandıracak oyuncu olabilirse belki olabilir ama şu anda transferi kısmen bitti gözüyle görüyoruz. Zaten bu hafta da artık gelen giden yok. Biz evet, ilk maçımızda, Ahmet maçımızda bu elimizdeki mevcut kadroyla başlayacağız. Ben çocukların hepsine ayrı ayrı güveniyorum. İnanın ben 11'i yaparken ayrı zorlanıyorum. 18'i yaparken ayrı zorlanıyorum. Yani dışarıda kalan 6-7 tane oyuncu olacak. Şimdi bu oyuncular kadroya giremediği zaman ne prim alabiliyorlar, ne maç başı alabiliyorlar. Bunu idare edebilmek, kontrol edebilmek, bu oyuncuları sıcak tutabilmek gerçekten kolay değil. Ama bizler de oyuncularımıza şunu söylüyoruz. Antrenmanlarda bize öyle şeyler gösterin ki bizlere de yanlış yaptırmayın. Çünkü Allah'tan korkan insanlarız. Kimsenin hakkını yemek istemeyiz. Enteresandır. 11 yaparken hiç zorlanmıyorum. Çünkü 11'e kimi koysam oynar biliyorum. Ama 18 yaparken evet zorlanıyorum. Bunun için de oyuncu grubuma şunu söylüyorum. Antrenmanda o hafta için bir tık yukarıda olan, bir tık daha işini daha iyi yapan arkadaş kadroda olacak. Onun için de oyuncularımız var gücüyle mücadele ediyor. Bizler de doğru seçimler yapıp doğru oyuncuları kadromuza katacağız. Evet, gerçekten işiniz çok zor. Evet. Ama bizler sizin adaletinize güveniyoruz. Oyuncular da size güveniyor. İnşallah. Dediğimiz gibi 11 yaparken zorlanmıyorsunuz ama 18'de evet, ciddi bir tatlı bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Evet, evet. Bu hem hoşumuza gidiyor hem bizi üzüyor çünkü oyuncu hep sahada varsa mutlu. Yani evet, sahanın dışındaysa oyuncu maalesef mutlu olamıyor. Yani milyon dolarlar kazansa bile o sahaya çıkamıyorsa, o kulübede duramıyorsa en kötü, orada duramıyorsa onun için tabii ki üzüntü verici. Ama yapacak bir şey yok. Böyle bir elit bir kadromuz var. Ama şunu söyleyeyim. Elimizde bana göre 5 yıllık bir yerli oyuncu kadrosu var. Evet. Burada Sayın Başkanım İsmail Uyan'a sonsuz teşekkür ederim. İstediğimiz her oyuncuyu kadromuza kattı. Burada bize çok destek verdi. 5 yıllık bir kadro yerli oyuncu bazında var. Önümüzdeki sene Allah nasip eder yukarı çıktığımız zaman şu elimizdeki yerli kadroyu sadece yabancı transferiyle tamamen bütün ligi bitirebiliriz. Çünkü yerli oyuncu hangi mevkime baksam evet PTT Ligi'nde bir üst ligde böyle oyuncular yok. Evet. Bunu görebiliyorum. O yüzden başkanımıza teşekkür ederim. Oyuncu grubumuzda bence seneye hayal ederek bu işin içinde, bu takım bir parçası olarak, kadroya girse de girmese de, oynasa da oynamasa da fark etmeden çalışıp sadece işine bakıp bizim adaletimize güvensinler. Bizler zaten bu konuda da bir sıkıntı yaşamıyoruz. Oyuncularla gerçekten çok iyi bir diyalog halindeyiz. Doğru işler yapacağız. Onlarla beraber biz bu markayı en üst seviyelere çıkartacağız diye umut ediyorum. Evet. Birebir programında Taner Taşkın'la birlikteydik. Teknik direktörümüz Antalya'dan sorularımıza yanıt verdi. Hocam son olarak buradan Samsun'a, Samsun'daki taraftarlarımıza, bu renklere gönül vermiş gönüldaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Biz Samsun'u, Samsunspor'u, şehrini, taraftarını, her şeyi çok seviyoruz. Bize güvensinler. Güçlü bir Samsunspor geliyor. İnansınlar. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta Antalya'dan sizlere merhaba dedik. Önümüzdeki hafta inşallah birebir programımızı teknik direktörümüz Taner Taşkın'la birlikte Samsun'da yapacağız. Samsun'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.